Konyaspor Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor'un konuğu olacak. Ligde çıktığı 32 maçlık serüvende 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Yeşil Beyazlar, hanesine yazdırdığı 46 puanla 8. sırada kendisine yer buldu. Konyaspor'un rakibi Alanyaspor ise aynı süreçte elde ettiği 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet neticesinde 38 puan topladı. Akdeniz ekibi puan cetvelinde 10. sırada kendisine yer buldu. Alanyaspor'la Konyaspor arasında 16 Mayıs Salı günü Alanya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Alanyaspor'la Konyaspor arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Alanyaspor'da sol bek Yusuf Özdemir, orta saha Efkan Bekiroğlu, sağ kanat Zinedine Ferhat ve forvet Ahmet Aslan sakatlıklarından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. Konuk Konyaspor'da ise kart cezalısı olan sağ bek Ahmet Oğuz'un yanı sıra sakatlıkları devam eden orta saha Enri Çekici ve forvetler Muhammed Demir ve Uçay Ekbazu bu maçta görev alamayacak isimler olacak. Konyaspor maçıyla birlikte Alanyaspor'un başında 3. karşılaşmasına çıkmaya hazırlanan Çiçeği Burun'da teknik adam Ömer Erdoğan, Akdeniz ekibiyle ilk maçında 3-4-2, ikinci maçında ise 4-3-3 sistemiyle sahada yer aldı. Erdoğan'ın Konyaspor'a karşı da yine 4-3-3 sistemiyle sahada yer alması bekleniyor. Alanya ekibinin kalesinde Runarsson, savunma dörtlüsünde Pereira, Furkan Bayır, Rasöl ve Balkoviç, üçlü orta sahada Dombia, Fer, Umut Güneş, ileri üçlüde Efe Can Karaca, Kularis ve Ivan'ın görev alması bekleniyor. Teknik direktör Alexander Stanjevic ile birlikte 4-2-3-1 sistemini benimseyen Konyaspor'un Alanyaspor'a karşı da yine aynı dizilişle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil Beyazların kalesinde İbrahim Seyic, savunma dörtlüsünde Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Francesco Calvo ve Ciler Mesidya, ikili önlü Beroda Soner Dikmen ve Andreas Boholakis, üçlü orta sahada Mahir Emre ile Alexandro Pozuelo ve Marlos Moreno, tekli forvette ise Mamı Diouf'un görev alması bekleniyor. Alanyaspor'un canı bu sezon savunmada yaptığı hatalarla çok yandı. Akdeniz ekibi 1. bölgede yaptığı kayıplardan dolayı kalesinde tam 9 gol gördü. Alanyaspor bu istatistiğiyle birlikte zirvede yer aldı. Konyaspor ise rakibinin tam tersi bir istatistiğe imza attı. Yeşil Beyazlar Süper Lig'de şu ana kadar olan süreçte 3. bölgede en az top kazanan takım oldu. Toplamda 165 top kazanan Anadolu Kartalı 5,5'lik bir ortalama tutturdu. Çok kaçırıyordum. Şimdi de onlar skora yansıdı. Yoksa sezon başından beri geliyordu. Belki onları atsaydım bugün 8-9 tane golüm olabilirdi. Son haftalardaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Konyasporlu Soner Dikmen, istatistikleri birbirine kattı. Sezonun ilk periyodunda 28 şutta hiç gol sevinci yaşayamayan Dikmen, çektiği son 9 şutta 4 kez ağları havalandırmayı başardı. Dikmen bu sezon Süper Lig'de en fazla gol attığı sezonunu geçiriyor. 30 yaşındaki futbolcu kariyerinin en gollü sezonlarını ise TFF 2. Lig'de yaşamıştı. Başarılı futbolcu Gençler Birliği'nin pilot takımı olan Hacettepe'de 2017-18 sezonunda 12, 2015-16 sezonunda ise 6 kez gol sevinci yaşadı. Konyaspor'un sol bek oyuncusu Ciler Mesidya Süper Lig'de ortayla en çok asist yapan oyuncu oldu. Son olarak geride kalan hafta oynanan Kayserispor maçında Soner Dikmen asist yapan Brezilyalı futbolcu, totaldeki asistlerini 7'ye yükselterek ligde en fazla asist yaptığı sezonuna ulaştı. Sidya Süper Lig'e adım attığı Şubat 2020'den bu yana 244 isabetli orta ve 234 şut pasıyla lider konumda yer aldı. Yarışmacı bir takım oluşu. Alanyaspor teknik direktörü Ömer Erdoğan bu sezon yabancı teknik adamlara karşı olan şanssızlığını Alexander Stanjevic'i yenerek kırdı. Bu sezon yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlarla oynadığı 7 Süper Lig maçının 6'sını en az 2'şer gol yiyerek kaybeden Erdoğan, tek galibiyetini Ankara Gücü'nün başında olduğu dönemde Alexander Stanjevic'in Konyaspor'unu 1-0'lık skorla geçerek aldı. Aynı zamanda bu karşılaşma Stanjevic'in de Konyaspor'un başındaki ilk sınavı olarak kayıtlara geçti.